Sevgili dostlar, 2017-2018 yılı İzmir Taklacı Güvercin Festivali'nin ödül törenine hoş geldiniz. Dikkat ettiyseniz konuşmama sevgili dostlar diye başladım. Bunu özellikle seçtim. Çünkü taklacı güvercin sevdam bana ve bize çok güzel dostluklar kazandırdı. Bu yüzden değil mi ki ülkemizin diğer kentlerinden de güzel dostlarımız bu festivalin kupa törenini şereflendirdiler. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Festivalimizin başlangıcından bugüne kadar emeği geçen Başkan Rıfat Tokluoğlu ve tüm hakem heyetine, ayrıca taklacı sevdalısı Mehmet Olcar kardeşime çabalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Kupaya üçüncüden başlayacağım. Kupamızın üçüncüsü Mehmet Olcar'a üçüncülük kupasını vermek üzere Aydın Ataman'ı davet ediyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Kupamızın ikincisi sevgili Taner Tutum kardeşime kupasını vermek üzere Refik Akay kardeşimi davet ediyorum. Taner kardeşim, kupayı evin herhalde en güzel yerine koyarsın artık, değil mi? Şimdi kupada tabii derece yapmak öyle hemen kuşu aldım uçurdum diye olmuyor. Herkes biliyor bunu. Oyun kuşu biraz zor bir süreç. Yani denk getirdik diyeyim size. Yani gününü denk getirmek çok önemli. Kuş her gün oynar, o gün oynamaz. Her gün oynamaz, o gün oynar. Yani başarı biraz da şansa bağlı bir şey. Ben şanslıydım, ikinci oldum. Bütün yarışmacı arkadaşlara teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Buraya kadar geldiler. Desteklerini eksik etmediler. Adil Kayabaş abime de teşekkür ederim. İzmir'e kadar geldi. Programında bizi konuk etti. Sağ olsun, var olsun. Herkese saygılar, sevgiler. İyi akşamlar. Teşekkür ediyorum Taner Bey. Evet. 2017-2018 yılı İzmir Taklacı Güvercin Festivali'nin birincisini alkışlarla sahneye davet ediyorum. Sevgili Adil Kayabaş'ı kupasını vermek üzere yanımızdalar zaten. Evet, bir güzel alkış ya. Birinci Ege bölgesinde birincilik, güzel bir şey. Evet. Beşir kardeşim. Beşir Acar. Geldiniz değil mi? Hoş geldiniz. Tebrik ediyorum kardeşim. Tebrik ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Herkesin ayağına sağlık. Bu ikinci senem oldu, bu kupalara katılıyorum. İnşallah bu sene, önümüzdeki sene İzmir'e zaten kuş uçurmayacağım. Arkadaşlara başarılar diliyorum. Ama önümüzdeki sene Avrasya, Ankara, ondan sonra Mardin'e kuş uçurmayı düşünüyorum. Herkesin ayağına sağlık. Herkese de başarılar diliyorum bu saatten sonra. Başkana da teşekkür ediyorum. Hakem heyetlerine de teşekkür ediyorum. Herkese de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz de size teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz kardeşim. Evet, festivalimiz hakkında görüşlerini almak üzere biz de Adil Bey'e mikrofon uzatıyoruz. Hep o uzatacak değil ya. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Evet, güvercin sevdalısı arkadaşlarım. Siz İzmirliler bizi aranıza davet etmekle onurlandırdınız. Ve bu onuru bize layık gördüğünüz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Evet arkadaşlar, biraz önce bir dernek başkanı arkadaşımız bir şeyler söyledi burada. Ben de onlara ilave olaraktan bazı bir şeyler söylemek istiyorum. Bizim güvercin camiası sizin gibi fedakar arkadaşlarımızın gayretleriyle, mücadeleleriyle bugünkü durumuna geldi. Arkadaşlar inanın buna, bütün samimiyetimle söylüyorum. Bu festivaller düzenlendikçe biz her zaman için yüceleceğiz. Her zaman için daha düzgün bir seviyelere geleceğiz. Bizim buradaki sizden tek isteğimiz, tek arzumuz şu: birlik ve beraberlik içerisinde İzmir'deki bu ilk düzenlenen kupa töreninin bu kadar başarılı olmasına, onurlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederiz Adil Bey. Sevgili başkanımız Rıfat Tokluoğlu festivalimiz için bir şeyler söyleyecek. Buyurun.
Öncelikle hepinize buraya kadar zahmet edip geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Festivalimizin amacı İzmir'de de taklacı güvercin beslendiğini burada herkese göstermek, Türkiye'ye tanıtmak için yani İzmir'de taklacı sevenler de var demek için bu işin içerisine girdik. En başta da hakem heyetine teşekkür ediyorum kendilerine bize yardımcı olduklarından dolayı. Katılımcı arkadaşlara da fedakarlıklardan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah seneye bundan daha iyisini yapmak için elimizden geleni de yapacağız. Allah hepinizden razı olsun diyeceklerim bu kadar. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Gerçekten ben de emeği geçen herkese. Arkadaşlar biz gittik kuşçuluğun en zorunu seçtik. Lan kanarya besle, saka besle, florya besle, dönek besle. Taklacı güvercin abi bu dünyanın en zor işi. Yemin ederim en zor işi. 65-63 senedir ben besliyorum. 63 sene babam besledi. 150 sene benim bildiğim. Abi bu 150 senede uçurduğumuz kuş sayısı kaç tanedi? Yani benim kalbimi buradan çıkaran kuş sayısı 3 tane. 150 senede 3 tane kuş uçurmuşum arkadaşlar. En zorunu gitmiş etmişiz. Lan millet ne güzel dönek besliyor, buradan pır ediyor, kuş geliyor, konuyor, alıyor içeri, çekiyor gidiyor içine. Sen deli misin oğlum? Ne işin var taklacıyla senin? Sizin duygularınızı alalım. Buradaki sevgili dostları görmeyeli bayağı bir oldu. Her şeyden önce Adil abimizin buralara intikal etmesi, buradaki insanları onure etmesi, bu camiadaki saygınlığı tartışılmaz bir çerçevede. Ve İzmir'in yapmış olduğu bu oluşumun ne kadar hakkaniyetli ve de doğru olduğunun yegane bir unsuru olduğunu umuyor ve ümit ediyorum. Daha önceki yıllarda Bereket TV'nin ve Adil abimizin öncülüğünde yapmış olduğu bu serüvenin devamını Mehmet Olcar abimiz ve Rıfat Tokluoğlu abimizin başkanlığında sonuçlandırılması ve sonucun da başarılarla bütünleşmesi, perçemlenmiş olması beni de mutlu etti. Tekrardan burada görmediğim insanları görüp kucaklaşıp selamlaşmak, o sıcaklığı, o hissiyatı buradaki dostlardan almak beni tekrardan mutlu ve de mesut etti. İnşallah gelecek sezonlarda da daha güzel, daha hakkaniyetli, daha kinayeli, daha neşeli, zevkli, renkli, güzel bir yarışma inşallah İzmir'i daha güzel noktalara taşır. Dediği gibi Rıfat Başkanımızın, İzmir'in de sadece kelebek, dönek, saya, bango, mısiri değil de nasıl bir toplama şehir olduğunun, üçüncü büyük şehir olduğunun algısı varsa Türkiye çerçevesinde, bir o kadar da Sivaslı'nın, Tokatlı'nın, Ankaralı'nın, Kırıkkale'nin, Erzurumlu'nun da İzmir'de olduğu yegane bir gerçek. İnşallah seneye de çok daha güzel kuşlar İzmir'de çıkar ve Türkiye'de de izlenmeye değer. Çok teşekkür ediyorum herkese. Allah razı olsun. Necmi Hocam, ellerinizden öperim. Çok teşekkür ederim kardeşim benim. Sağ ol. Aydın Bilgin Bey'e bizlere vermiş olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Aydın Bey, bu güzelliğiniz unutulmayacak. Çok teşekkür ediyoruz her şey için. Evet. Ne demiştim? Erzurumlu olmadan olmaz abi. Taklacı işinde Erzurumlu olmadan olmaz. İki tane Erzurumlu var. Önce bir Enver Gürlü demiştim. O arkadaşım gelsin, bir iki kelam etsin. Sonra da Oktay, yaş olarak benden büyük herhalde. Oktay abi diyeyim. Oktay abimizi davet edeceğim. Evet Enver Bey, buyur. Benim ismim Enver Göl, Erzurumluyum. 13 senedir de İzmirliyim. Hani demişler ya, doğduğun yer değil de doyduğun yer memleketin. Evet, kuşçuluğu 6 yaşından beri ilkokula giderken başladım. Okula kuşlarımı götürüyordum, atıyordum, oradan tekrar eve geliyordum. Eskiden büfeler vardı böyle. Evin içinde, mutfakta, büfelerde besliydik biz kuşlarımızı. Sabah namazından sonra kalkıyoruz ve benim ettiğim, emekliyim şimdi Allah'a şükür, günümüzde, vaktimizde bol. Sabah namazından sonra kalkıyorum, ben kuşlarıma emek veriyorum. O yüzden dönen kuşlarımız da oluyor. Sevdiğimiz için buna devamlı emek vermek zorunda kalıyoruz. Ha bu 100 metre meselesi de ben memleketli olarak şimdi
Erzurumlu olarak şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlarımızın kuşları 10 metre dönülmüş, 15 metre dönülmüş. Şimdi ben de dedim ki arkadaşlar 10 metre 15 metre dönen kuştan ben pek zevk almıyorum. Doğrusu da bu yani. Benim kuşum gitti mi biz, benim şahsi görüşüm biraz daha uzun gideni, bol taklalı olanları seviyorum. Bunlara da emek ettik. Şimdi öyle olduğu zaman da arkadaşlar diyor ki ya işte senin bizim kuşumuz vardı da Şahin aldı. Öyle oldu. Ulan dedim bu kadar benimkisini de almış. Ben sabah namazından sonra abdestli olarak uçururum kuşumu. Okuyacağım başında da bir Yasin okuyacağım. Daha benim Şahin benim tarafıma mahalleme niye gelsin ya, öyle değil mi? Şimdi arkadaşım da diyor ki Cenab-ı Allah da buyurur ki diyor ki elinde eğer malın en güzeli varsa fitre zekat verdiğin zaman güzellerinden vereceksen diyor. Eşime değil mi yani bu? Şimdi bir arkadaşa geldiği zaman da mesela bazı arkadaşlar da kümese gelir. Ben iki cins kuş besliyorum. Onu da açık söyleyeyim. Mesela bana bundan kuş ver, bundan kuş ver dedim. İkinci sınıf kuşlardan veririm. Yani ayıp olmasın diye vereceğim. Neydim kardeşim? Fitreyi ikinci sınıftan mı veriyorsun? Ama kaybolmayacak şekilde mesela kuşun olduğu zaman eşime, dostuma iyisinden de vereceğim. O yüzden arkadaşım diyor ki şimdi benimle beraber bacanda çok kuş seyretmiş ya, o yüzden böyle ben şeydir Necmi Hocam böyle şey yapıyor. İyisini sen de ver diyeceğim kardeşim. Şahin senin de gelip kuşun yemesin. Senede 20-30 sene kuş Şahin'e verir. Sen nasıl dedim kuş uçuracaksın? Yani burası İzmir göçmen kuşlar alanının geçiş bölgesi. Yürüdüğü yer. Şimdi bir adam kuşu yani uçuramıyorsa, turnuvaya kaldıramıyorsa onun da yani şansı değil. Bir de hayvanların da yani bu tam sahil kenarında oturuyor arkadaşımız Necmi Hocamız. Kuşunu daha kaldırır yukarıya bakmadan tak Şahin alır. Ondan sonra vay envert. Ya Dilem koca gel sen şey yap da Dilem şey namaz şeyi var da koca söyleyeyim mi? Onu da bir söyleyeyim espri olarak. Onu bir espri olarak söyleyeyim. Dil geçen gün benim kuşum kayboldu. Hocamın kuşu kaybolmuş. Kadir gecesi günü lambalar, caminin lambaları hepsi yanır ya. Caminin lambaları yanır şimdi gitmiş gece karanlığa kalmış inmemiş camiden içeri girmiş. Bu yavrular hoca da bizim caminin kocası da bizim Necmi öğretmen abimizi çağırmış. Ula girmiş gidin o Necmi hocayı çağırın. Kendisi camiye gelmiyor bak kuşları geldi onun camiye. Bunu ona bırak demiş değil mi? Kendisi de yani aynı olaylarını bize de anlattı. Arkadaşlar her neyse kafanızı fazla şişirmeyin. Biz böyle yani konuştuklarımız da espridir. Ama kapımızda buradaki bütün kuşçu arkadaşlara açıktır. İsteyen bütün arkadaşlarımıza da kuş uçururuz. Biz de gideriz. Türkiye'nin neresinde olursa olsun biz güzel meraklısıyız. Daha güzel kuşlar kimin varsa seyredeceğiz. Sadece istemeyeceğiz. Yani ikinci sınıflarından da istemeyeceğiz. Sadece izleyeceğiz. Gittiğimiz yere de diyoruz ki biz 2 kilo da et götürüyoruz arkadaşlar. Siz kuşlarınızı uçurun. Biz etler bizden kardeşim. Mangalda yapacağız. Siz gözümüzü doyurun biz karnınızı. Evet yani. Yok biz doyururuz zaten öyle diyeyim yani. Biz en azından güzel kuş uçurun. Biz de gelip izleyelim. İşte bir de ona göre kuşlarımıza demin Mustafa abi var. Bak Kayserili miydi? Sivaslı Mustafa abi söyledi kuşlarınız var mı? Dedim abi ben de başkasının kuşlarının yanına da gidelim izleyelim ki. Bakın adamın kuşlarından bizim kuşlarımıza takarsak uydurursaksa daha güzeli çıkar mı? Devamlı yenilikçi olmak lazım bu işte. Yani bu benim kuşum da bu 50 sene babam besledi, 60 sene ben besledim. Hele 3 tane kuş uçuttum, oynattım. Git Ankara'ya bak Şahin yok bir şey yok hala. Aydır abimiz değil. Bu taş hocama mı? Vallahi ister taş olsun ister kaya olsun. Sen kaya sahilde uçurdursan sahile o kadar olur değil mi hocam? Git Ankara'ya Şahinsiz yerde. Ezelin gelmiş senin. Şahin ya ne diyeyim hocam ya artık böyle. Abilerim, arkadaşlarım, abilerim tekrar tekrar hepinizin ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyorum bana verdiğiniz ilgiden, alakadan dolayı. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Buyur hocam. Evet, ben kendi kaşındım herhalde, belamı buldum. Geldi adam, beni sıvadı gitti. Sıvadı gitti. Arkadaşlar, biraz önce kendisi Erzurumlu, işte namazında, niyazında olan bir arkadaşımız. Abdest almadan, namaz kılmadan kuş uçurmuyor. Camide de kendi damını gören pencerenin önüne oturuyor, namaz kılarken de kuşlarına bakıyor. Yemin ederim böyle var. Kuşları kalkıyor, iki tur, üçüncü turda caminin kubbesinde. Diyorum Enver ne oldu gitti caminin kubbesine kondu. Benim kuşlarım Müslümandır diye. Gençlere güzel kuşlar verin arkadaşlar. Bunu tüm samimiyetimle, içtenliğimle söylüyorum. Güzel kuşlar verin eğer bu ırkın
gelişmesini istiyorsanız en güzel kuşlarınızı gençlere verin uçursunlar. Kötü kuş vermeyin gençlere. Lütfen bunu özellikle rica ediyorum sizden. Evet, bir tane başımıza bela daha var. Erzurumlu Oktay Bey, buyurun. Okay Bey, pardon. Tüm misafirlerin hepsinin küçüklerin gözlerinden, ben ellerinden öperim. Buraya değer verip geldiğiniz için hepinize teşekkürler. Dereceye gelen arkadaşların devamını temenni ederim. Kendim Erzurumlu olup 67 yaşındayım. Öyle 6-7 yaşında başlamadım kuşa. Yani kuşu 20 yaşında bilmeye başladım. Türkiye'nin her tarafından güvercin getirdim. Ben tam bir hastasıyım. Kanser hastalığına yakalandım. Kuşunan hastalığımı yendim. Kuşun iyisi kötüsü olmaz. İnsanın iyisi kötüsü vardır. Gençler, biz devamı onların önünü açalım. Onlar güvercin uçsun. Biz gidip orada zevkimizi tatmin edelim. Şimdiki ortamda bir para olayı var arkadaşlar. Adam çıkıyor diyor ki olmaz, olmazsa böyle olacak. Ya kardeşim, gencin parası yok. Nasıl olacak bu iş? Ver bir çift, iyi bir yavru uçursun. Gidip orada seyredelim. Bir içimizde benlik kavgası var. Hep bizde olsun. İyisi bende olsun. Bunu biz paylaşmasını bilelim. Hep beraber bir arada. Kuşluk camiası çok önemli bir konu. Birbirimizi çok seviyoruz ama kuş bende olsun diye kuşlarımı sevmiyorum arkadaşlar. Kuşu böyle gidiyor, şöyle gidiyor. İyi olan kuşun değerini, hakkını vermiyoruz. Biz bunları devamlı değerlendirelim. Arkadaş olarak birbirimizden ayrı olmayalım. Bu güzel gecedeki birbirimize sahip çıkalım. Hepinizi saygılar, sevgiler anlıyorum arkadaşlar. Dostluğumuzun devamını dilerim. Çok teşekkür ederiz Akay Bey. Evet, bir de benim çok sevdiğim hakem heyetinden Sedat'ım var. Son bir konuşmada Sedat'tan istiyorum. Lütfen. Bizim burada toplamamızın temel kaynağında çok küçük bir meyveyken şu anlara birbirimize sığmaz hale geldik. Bu güzel günü güzel ödüllerle taçlandırdık. Fakat benim ödüllerden önce şunları söylemek istiyorum. Biz güzel bir arkadaşlık kurduk. İnşallah bu arkadaşlığımız devamı sürekli olacak. Biz bir günlük değiliz. Biz birbirimize dayanışma olduğumuz sürece Allah'ın izniyle Adil abimizi daha çok yoracağız buraya. Allah izin verirse. Ben burada ödül alan arkadaşlarıma ayrıyetten hepsine teşekkür ediyorum. Bizleri onurlandırdılar. Bizlere hiçbir şekilde sıkıntı çıkarmadılar. Çok güzel bir hakemlik yaptık. Samimiyetimle söylüyorum. Bizler bu arkadaşların almış olduğu emekleri aldıklarını düşünüyorum. Bugün için küçük ödüllerimiz ama ileriki zamanlarda ödüllerimiz daha da büyüyecek. Ben hepinize tekrardan teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Evet arkadaşlar, dostlar, programımız burada sona ermiştir. Masa sohbetlerine devam edeceğiz. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. İyi akşamlar.